Ya nostalji yapmak istiyorsunuz ya da oyunu oynamayı hiç bırakmadınız. O yüzden San Andreas açtınız. Haritada dolaşırken Back of Beyond ve Shady Creek ormanlarına veya Chilliwack Dağı'na dolaşmaya çıktınız. Birden yoğun bir sis çökmeye başlıyor. Ve fark ediyorsunuz ki aydınlık yerini karanlığa bırakıyor. Yavaş yavaş gece vakti geliyor. Artık 10 metre ötesini net bir şekilde göremiyorsunuz. Sesin içinde hareket eden bazı figürler gördüğünüzü düşündünüz. Hayal gücünüz size oyun mu oynuyor, yoksa oyundaki bazı hatalarla mı karşılaştınız, emin değilsiniz. Ama birden hareket eden birinin sesini duyuyorsunuz. Sesin geldiği yere doğru yöneldiniz ve şimdi karanlık, büyük bir figürün size baktığını görüyorsunuz. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve San Andreas Gizemleri Koca Ayağ'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Görevlerde veya oyunda sık sık gezdiğiniz San Andreas'ın güneybatı bölgesindeki dağları, tepeleri, devasa ormanları ve terk edilmiş yapıları çevreleyen bir gizem vardır. Hiçbir karakterin olmadığı, tamamen doğanın hükmünün sürdüğü bu bölgelerde korkunç bir canavarın dolaştığı söylenir. Bu söylentiler oyunun çıkışından bile önce başlamıştır. Bu canavar gerçek hayatta da ünlü bir mit olan Koca Ayak'tır. Koca Ayak efsanevi bir primattır. Kuzey Amerika mitolojisinde Sasquatch veya Takuhe olarak da bilinen bu canavarın sadece Washington eyaletinde bile 585 kişi tarafından görüldüğü rapor edilmiştir. Hatta Washington'ın Skamania bölgesinde Koca Ayak'ın öldürülmesi yasaklanmış ve de öldürene $1000 ceza verileceği açıklanmıştır. Koca Ayak, San Andreas'ta ortaya çıkan ilk efsanedir. Aynı zamanda açık ara farkla oyunun en ünlü gizemidir. En çok görüldüğü söylenen yerler Chilliwack Dağı, Shady Creeks ve de Back of Beyond bölgeleridir. Onu gördüklerini söyleyen oyuncular genelde uzaktan görüldüğünü, yaklaşıldığında ise ya kaçtığını ya da saldırdığını söylemişlerdir. Fırtınalı veya sisli bir gecede de görülme ihtimalinin yükseldiği söylenmektedir. Ayrıca bazı oyuncular da Johnson'ların evindeki duvar resminde Koca Ayak figürünün bulunduğunu iddia etmektedirler. Ağaçlarda primat şekilleri görüldüğü de ortaya atılan iddialar arasındadır. Rockstar Games'in eş kurucusu Dan Houser, kendisiyle yapılan bir röportajda San Andreas'ın yayınlanmayan beta sürümünde Koca Ayak'ın gerçekten de yer aldığını itiraf etmiştir. Daha sonraki sürümlerde kaldırılmasını söylediğini de eklemiştir. Fakat San Andreas'ın beta sürümünde bulunan birçok unsur oyunun tam sürümünde kaldırılmamış, kolaya kaçılarak oyunun içine saklanmıştır. Bir çalışanın gizli bir şekilde oyunun içine Koca Ayak'ı koyması muhtemel bir şeydir. Daha sonraki yıllarda Rockstar Games'in birçok çalışanı konu üzerinde açıklamalar yapmış, fakat bu gizem hakkında insanların merak ettikleri sorulara net cevap vermedikleri için kafalarda daha fazla soru işareti bırakmışlardır. New Yorker dergisi internet sitesinde oyunun çıkışından 9 yıl sonra bu mit hakkında bir makale bile yayımlamıştır. Makalede Koca Ayak'ı gördüğünü iddia eden oyuncuların sözlerine yer verilmiştir. Oyuncular Koca Ayak'ı gördükleri bölgeleri belirtirken Chilliwack Dağı kemeri, Chilliwack Dağı kulübesi ve Shady Cabin'i özellikle vurgulamışlardır. Bazen yerlerde canavar yüzlerine benzeyen şekiller de bu iddiaları desteklemektedir. Koca Ayak'ın görüldüğü bölgelerin isimleri de bu gizem kadar ürkütücüdür. Back of Beyond, ahiretin arkası olarak, Shady Cabin, uğursuz kulübe, Shady Creeks de uğursuz dereler olarak çevrilmektedir. Bu bölgelerin batısında bir kereste fabrikası vardır. Yani buralardaki ağaçların kesilip fabrikaya gönderilmesi muhtemeldir. Fakat bölgelerde düzgün bir şekilde kesilmiş gibi görünmeyen, adeta dev gibi bir yaratığın saf kuvvetiyle yıkılmış, sökülmüş veya kırılmış gibi görülen ağaçlar vardır. Back of Beyond bölgesi de haritadan bakıldığı zaman bariz bir şekilde insanımsı bir yaratığın ayak tabanını andırmaktadır. Chilliwack Dağı'ndaki patikalarda da net bir şekilde devasa ayak izleri görülmektedir. Hem Chilliwack Dağı'nda, hem Shady Creeks'te, hem de Back of Beyond'da hasar görmüş ve terk edilmiş arabalar bulunabilir. Bu arabalar nasıl böyle hasar görmüş ve neden bu şekilde bırakılmış bilinmemektedir. Bazı oyuncular bu arabaların Leatherface adlı bir seri katilin kurbanlarına ait olduğunu, bazı oyuncular da bu arabalara Koca Ayak'ın hasar verdiğini, arabaların içindeki insanları da Koca Ayak'ın öldürdüğünü ortaya koymaktadır. Koca Ayak'ın varlığına dair internette birçok fotoğraf ve video mevcuttur. Fakat öne sürülen kanıtların gerçekliği, internet sitelerinde yer alan birçok modun varlığı ve de fake olduğu belli fotoğraflar yüzünden tartışılmaktadır. Eğer ben yarın Koca Ayak'ı bulduğumu söylesem ve gerçekten de sizlere oyunda devasa bir primatı gördüğüm bir video sunsam, videoda mod kullanmadığımı sizlere nasıl kanıtlayabilirim ki? Bu yüzden Koca Ayak'ın oyundaki varlığının veya yokluğunun netliği hiçbir zaman belli olmamıştır.
Bu sayede Koca Ayak efsanesi oyunun çıkışından 13 yıl sonra bile popülerliğini korumaktadır. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Daha fazla video izlemek veya abone olmak için ekrandaki resimlere tıklayabilirsiniz. Bulduğunuz ipuçlarını, araştırmamı istediğiniz konuları veya gizem avına çıkmamı istediğiniz iddiaları bana Facebook sayfası, Facebook grubu ve Twitter hesabımdan ulaştırabilirsiniz. Onların linkleri de videonun açıklama kısmında mevcut. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.